UNICEF Genel Direktörü, koronavirüs salgınının çocuk haklarında krize neden olduğu konusunda uyardı. Milyonlarca çocuğun temel hizmetlere erişiminin tehlike altında olduğunu vurgulayarak çocuk ölümlerinde ani artışın meydana gelebileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Genel Direktörü yaptığı uyarıda koronavirüs salgınının çocuk haklarında krize neden olduğunu bildirdi. Açıklamada, okullar kapalı, ebeveynler işsiz ve aileler baskı altında ifadeleri yer aldı. Bu süreçte hastalığın sosyoekonomik sonuçları ve ailelerin ihtiyaçları dramatik şekilde arttı. Birleşmiş Milletler, yüz milyonlarca çocuğun tıbbi bakım ve rutin aşı gibi temel hizmetlere erişimin tehlike altında olduğunu vurgulayarak, çocuk ölümlerinde ani artışın meydana gelebileceğini söyledi. UNICEF, salgının ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de değinerek, hareket özgürlüğü, okulların kapalı olması ve sosyal mesafe kısıtlamaları, özellikle savunmasız çocukların stresini daha da artırmaktadır açıklamasında bulundu. Kısıtlı hareket özgürlüğü ve sosyoekonomik düşüşün yaşandığı dönemde, çocukların şiddet, taciz ve ilgisizliğe maruz kaldığını belirtti. Özellikle kız çocuklarının ve kadınların istismara maruz kalma riskinin daha fazla olduğunu vurguladı. UNICEF ayrıca mülteci çocukların, yerlerinden edilmiş olanların ve evlerine dönenlerin ırkçılığa ve ayrımcılığa daha fazla maruz kaldıklarını ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olduğunu da belirtti. Virüsün bulaşmasını önlemek, salgının çocuklar, kadınlar ve savunmasız kişiler üzerindeki etkisini azaltmak için çalışan UNICEF, aynı zamanda kişilerin sağlık, beslenme, su, temizlik, eğitim ve korunma gibi temel ihtiyaçlara erişebilmesi için de çaba gösteriyor.